bugün misafirimiz Orhan Aydın. Yüzünü televizyondan, dizilerden şöyle bir hatırlasanız da sesi yabancı değil. Ta 1977 1 Mayıs'ından beri alanlarda çınlayan bir ses. Hoş geldin Orhan Aydın. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir aslında tiyatro eleştiriler dışında güncel olsa daha iyi olacağım. Çünkü ben çocuklarımı biraz tiyatrolarda büyüttüm. Şimdi çocuklar herhalde özel tiyatrolara gidiyorlar. Bilmiyorum çok çocuk tiyatrosu var mı? Evet hemen en büyük ah çektiğimiz alandan başladım söyleşi. Çünkü gerçekten biz son 13 yıldır ne 12 Mart'ta ne 12 Eylül'de yaşadığımız o yoğun faşist saldırılarının benzeri bir durum yaşamıyoruz. Daha kötü bir zaman dilimi yaşıyoruz şimdi. Ötekileştirme ve düşmanlık göz göre göre yapılıyor. Yani 12 Mart 12 Eylül deyince senin de çok sağlıklı biçimde hatırlayacağın süreçler. Herhangi bir oyun, eğer sisteme muhalifse onunla ilgili soruşturma açılır, tiyatronun kapısına kilit vurulurdu biliyorsunuz ve yani ben de oyun oynadığı için sahiden tutuklanmış, gözaltına alınmış arkadaşlarından biriyim. Geçmiş açısından söylüyorum. Şimdi öyle yapılmıyor bu iş. Şimdi üretme koşullarınız ortadan kaldırılıyor ve toplumun göz önünde hiçleştirmek için, sıradanlaştırmak için, ötekileştirmek için çok büyük bir manipülasyon yapılıyor. Bu AKP'nin kurduğu kadroların yalnızca bu alanda çalışan insanların sayesinde kotarılan bir durum olduğunu yaşıyoruz yoğun biçimde. Düşmanlık o kadar diz boyu ki. Şunu söyleyebilirim yani bırakın Türkiye'deki özel tiyatroların başına gelen, özellikle Haziran içinden sonra başına gelen durumu. Biz 17 milyonluk bir kentte yaşıyoruz değil mi sen dur sen evet, de beraber aynı küçük Evet küçük bir ülke aslında. Yani Yunanistanın neredeyse iki katı büyüklüğünde bir, evet, bir kentte evet. yaşıyoruz. E, 17 milyonluk kentin Türkiye Cumhuriyeti devletine ait opera balı opera bale senfoni salonu yok. 17 milyonluk kentin hem Balkanların hem Orta Doğu'nun en büyük salonu olduğunu bildiğimiz, bir sanat fabrikası olarak algıladığımız ve hayata böyle katılan, böyle üretmiş. Bale'de, operada, senfonide, tiyatroda yetmiyormuş gibi sinema alanında da ev sahipliği yapmış Atatürk Kültür Merkezi. Ne Takşin, güzel kapalı olarak duruyor. orta yerindeki Atatürk Kültür Merkezi bu başımızdaki kara aklın sayesinde verdiği emirle 7 yıldır kapalı. Bu en büyük utanç. Buradan başlarsak ülkedeki kültür ve sanat alanlarının ne durumda olduğunu daha sağlıklı algılayabiliriz diye düşünüyorum. Ben ne bu binayı ne de bu binanın içerisinde olup bitenleri sevmiyorum diyen adam şimdinin cumhurbaşkanı o zaman belediye başkanıydı. Belediye başkanı olduğu zaman Taksim Meydanı'nda bayrak direğinin önüne gelip binaya bakarak bunu söyledi. Bu dönemin gazetelerinde manşettir. Aynı adam bu ülkede şu an cumhurbaşkanı. Dolayısıyla o binayı oradan yok etmek, kaldırmak, kültür ve sanatın Operanın, balenin, senfoninin, dansların kökünü silmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ardına koymuyor. Bunu yoğun biçimde yaşıyoruz. Evet, biz e, biraz başka türlü öğrettiler bize galiba. Bir şey sevmezseniz alternatifini koyarsınız ortaya. Yani o salonda yapılan e, sanatı sevmezsiniz ama alternatif bir şey koyarsınız oraya. Yani yine sanat olabilecek. Bu ülkemizde denendi biliyorsun. Müslüman tiyatrocu arkadaşlarımız vardı. Bir tanesi Ulvi. Ulvi Müslüman tiyatrosu denedi. Yani onları yapar insanlar bilmiyorum. Yapamazlar Selinurcuğum. Böyle bir kadroları yok. Yani şunu biliyoruz. E, gericilik yalnız benim coğrafyamda değil, insanlık tarihi açısından da baktığınız zaman gericiliğin bu anlamda kültür-sanat üretme şansı yok, kadroları yok. Hayır hep bizden e, evet. şeyler e, alıyorlar, Çünkü sen transferler oluyor evet, biliyorsun. Ama sen işte bin yılın yazarısın ve bütün alanı, edebiyat dünyasını ve yazı dünyasının tamamını biliyorsun, tiyatro dünyasının tamamını biliyorsun, ne olduğunu biliyorsun. E, bu anlamda ürettikleri metin de yok tekst de yok, oyun da yok. Yani yatıp kalkıp Necip Fazıl'ın üç tane metninden söz ederler. Biz yalnızca bir tanesinin bir adam yaratmak, kim, yaratmak adlı oyunun oyun olduğunu, onun da tartışmalı bir dramaturjiye sahip olduğunu düşünürüz. Ortada metinleri yok ama şunu yapıyorlar evet. Bu sanatsa eğer, ilkokullarda kumpanyalar var. Yalnız İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bin yanında. Bu kumpanyalar namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır üzerine çocuklara yapılan oyunlar. Müsamereden beter. Mesleki utanç. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı AKP iş başına geldiğinden beri bu işleri yapan yapılara, kurumlara, vakıflara, derneklere ve özel tiyatro adıyla çalışma sürdüren kurumların tamamına en büyük dilimden parayı veriyor. Dolayısıyla bunlar böyle bir görev yapıyorlar. Bunların e, tiyatro seyircisi olarak algılanan, bilinen ya da opera, bale ve senfoni izleyicisi olarak algılanan, bilinen insanlara bir estetik çıtada, bir seviyede içeriği olan sahne üzerinde görselliği olan bir şey sunma şansları yok dolayısıyla düşmanlık oradan başlıyor ellerinde böyle bir kadrolar yok ve bu kadrolarla bunu üretme şansları yok devşirebildikleri insan sayısı da çok az onlara az başına ama getiriyorlar. E, şimdi daha tehlikeli bir şey var şimdi biz baş başa verdik herhalde bu programın süresi sonunda bizim dertler mi yetmeyecek. E ee, bazı çok sevgili arkadaşlarımız farkında olarak ya da olmadan var olanı aklıyorlar. Bu doğru. Katılıyorum. Şimdi bir şey görüyorsunuz. Bugünlerde benim derdim e, e, İstanbul'da güzel bir çiğden varmış. Ben de sahillerinde öğrendim. İstanbul'u ensizmiş. Yani 20 kök falan kalmış sarı bir çiğdemi varmış İstanbul'da. İlk kez duyuyorum. Ee, evet, aydos ormanlarında varmış. Şimdi bunu bir festivale at yaptılar şiir festivali. Bu da güzel. Ee, Sultan Gazi. Ee, Şeysi yapıyor, belediyesi. Galiba, pardon, Sultan Beyli. Sultan Beyli. Beyli. Tamam. Belediyesi yapıyor. Şu belediye binası bile cami biçiminde olan. Şu üçüncü yani. festival ve festivalin konusu beni heyecanlandırdı hemen söyleyeyim. Baltimore'da gördüm. Mazlum toprakların şiiri ve şöyle bir bildirisi vardı emek Semürüsüne ...emperyalizme, her türlü faşizme ve zorbalığa karşı şiir. İşte Irak'tan, Suriye'den, Filistin'den, Türkiye'den, aradan. Filistin'den, Türkmenistan'dan şairler gelecek. Şimdi o kadar da kötü bir haftamdı ki benim gidemedim. Yani gideyim bir tane olsun seyredeyim dedim. Çünkü... E, Aklıma şu da geliyor, hangi kamptan olursa olsun, gerçi oradaki e, Türk şairlerinin 2-3 at dışında hiçbirini tanımıyorum. Hadi o da benim cahilliğim. Ama e, emek sömürüsü sloganının olduğu bir yerde adamlar ya somadan, ya grevlerden... E, İşçilerden. Kadın cinayetlerinden, işçi cinayetlerinden, Tanki, öğrenci hareketlerinden. Böyle birinden söz ederler. Emek sömürüsü söz konusu. Şimdi benim saygı duyduğum benden genç gruptan arkadaşlar da var. Ama ne yazık yani e, Bosna'dan, Kosova'dan falan isimler hep bildiğimiz isimler. E, adeta yani Han, e, Filistin'den Han'an avat var. Bildiğimiz şiirler oradan da büyük bir şey yok ama bizden hiçbir şey yok. Ve ilk defa bu yıl okullara götürdüler bu şairleri. Evet. Şu evet. emek sömürüsü çok büyük iddiadır bunu hazırlayan arkadaş. Yani altına benim de imzamı atacağım bir bildiri. Bana öyle geldi birden şey emek sömürüsüne, Emperizm, emperyalizme, faşizme, karşı faşizme, her türlü faşizme, ya. zorbalığa karşı. Ama yani o sonra ben şeyi söyledim. Adnan Özer'in bir şi, eski şiiri vardı. Bir de kitap bastırmışlar. Eskiden gözyaşlarının bir değeri vardı diyor. Şimdi yani her şiirin sonunda bir çığlıktır beklenen diyorsun, bir dal çıtır diyor yani. Bilmiyorum ama orada Adnan Özel'i söylemiyorum. Adnan bu işten e, galiba biraz para kazanıyor. Başka bir arkadaş var ki... E, ...aklıyor gibi geliyor bu, e, isimleri. Bir adını da söyleyeyim. Haydar Ergülen. Haydar... E, bir yerde görüldüğü zaman ha güvenilir diye düşünüyorsun. Ya farkında değil ya farkında olarak bulunduğu yere aklıyor yani onu da yapmaya var mı? Bilmiyorum. Ben bu konuda yani sen beni çok yakınan tanıyan bir arkadaşımsın, dostumsun. Ben bu konuda sözü açık olan bir yerde durdum hep ve bu açık sözlülüğüm çok daha yalın bir boyuta taşınmaya başladı bu son zaman diliminde. Ben bu durumu reddediyorum. Bunun önünde, arkasında, sağında, solunda, yanında bir yerde bile durmak bu anlayışın sistemin bir parçası olmaktır. Uşağı olmaktır. Bunu külliyen reddediyorum. Yani o, o manifestonun sana bile sıcak geliyor olmasının altını araştırmak gerekiyor. Yani tabii demin adını al. adını koydunu Sultanbeyli Belediyesi yapıyor bu işi. Yani ben de dedim ki belediye binası bile neredeyse cami gibi olan bir ilçeden bir beldeden süre diyoruz değil mi? Şimdi Sultanbeyli Beyli şeriatın, irticanın hortladığı bir yerdir ve ben Sultanbeyli'de kaç insanın kaç şiir okuduğu konusunda sorgulama yapılması gerektiği kanısındayım. Kaç gazete okunur Sultanbeyli'de kütüphane var mıdır? Kaç kitap okunur? Ne yapılmaya çalışılıyor bence? Ee, ...şiir alanına da, edebiyat alanına da, giricilik bu anlamda el atarak kendini demin senin altını çizmeye çalıştığın yeni bir alan yaratmanın peşinde. Bakın şimdi yıllardır Fethullah Gülen cemaati tarafından yapılan e, Türkçe olimpiyatlarını AKP merkezi biçimden ve Cumhurbaşkanlığının e, fonundan... O, ...o fonun ne işe yarayacağını önümüzdeki süreçlerde göreceğiz demiştim ben bir yazımda o fonundan yapmaya başlayacak ve de uluslararası yapıyor. Çok büyük yapıyor. Yalnız Türkiye'de değil birkaç noktada birden yapıyor. Dünyada birçok noktada birden yapıyor ve çok merak ediyorum mesela bu AKP'nin yapacağı merkezi biçimde Cumhurbaşkanlığının yöneteceği bu Türkçe Olimpiyatları denen adı başka galiba şimdi. İçinde kimler olacak? Kimler içinde yer alacak ve kimler içinden hangi şairin sözcükleriyle, hangi edebiyatçının sözcükleriyle ya da o güzel Türkçemizin hangi güzel sözcüğüyle bize saldırmaya başlayacaklar. Bize derken şunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü bu anlayışlar Sultanbeyli'de yapılan doğudur. Alanda boş buldukları yeri doldurma projeleridir bunlar. Başka hiçbir şey değil. Bak şimdi tiyatroda bunu yapamıyorlar. Senfonide bunu yapamıyorlar. Balede bunu yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Yok çünkü güçleri. Ee, operada bunu yapamıyorlar ama e, edebiyat alanında dipten gelen hani yayıncılıkla yaptıkları birkaç dergiler var. Biliyoruz ne olduğunu, ne kadar satıldığını, ne kadar okunduğunu, oradaki kalemlerin ne olduğunu biliyoruz. Onlara bir alan açma mücadelesi yapmaya çalıştıkları şey. Gericilik bu anlamda hayatı yeniden bir veba mikrobu gibi kuşatmanın peşinde diye düşünüyorum ben. Bu Sultan Sultanbeyli'de yapılan da bu işin bir parçası ve içinde olmayı şiddetlere reddediyorum. Şimdi zaten şu oluyor... Ee... Orhan Aydın. Önemli olan şu, son günlerde bir iki öğretmen arkadaşla konuştuk. Bazı derlemelerden söz ettiler ya da ders kitaplarından söz ettiler. Çok iyi kavrayabildiğimi söyleyemem. E, eksiltilen yazarlar, bizim şiirimizin modernizmine giden yazarlar. Mesela artık Yahya Kemal çok söz konusu değil. değil. Ahmet Haşim çok söz konusu değil. Yani modern Türk edebiyatı Fazıl üstü dağlarca de... bile söz konusu değil. Hayır Fazıl Hüsnü zaten olamaz. <laughs> Hiç olamaz evet. Ama yani Yahya Kemal'in olmaması ve Ahmet Haşim'in olmaması çok garip geldi bana. Ya. Şimdi e... Böyle bir edebiyat. Ben dedim ki Akif'i ne zaman yasaklayacaklar? Yani dört gözle bekliyorum. Akif'i e, dine hakaretten falan yasaklamalarını bekliyorum. Çünkü onların onun köse imamında kadın hakları çok nettir. Kadın iş yapmayacak varsa bakmayacak. <laughs> evet, çok iyi Bulaşık çamaşır ne? Hatta ateş yakmayacak diyor. Şimdi öyle tabii bizimkiler kolay halletmişler bu işi. İki kadın alırsın biri tarlaya öteki hayvanların peşine böyle bir şey yok diyor. Akif diyor ben, ben dersem önemli değil. Tabii Akif diyor. Akif diyor. Şimdi e, Akif'i de yasaklasalar ve rahat etseler yani şiir çünkü kendi içinde. Ben buna inanıyorum. Bu delikanların daha tam olamamış şairler olduğuna da inanıyorum. Şiirin kendi muhaliftir. Yani sen de biliyorsun tiyatroda muhalif. Sanatın sanattır. kendisi, sanatın kendisi muhalif. Yani muhaliftir. muhaliftir. Onu şey yapamazsın. Saray soytarısı haline getiremezsin. Çünkü soytarılıkta da muhaliflik vardır. Vardır. Dalkavuk haline getiremezsin. Soyteri demeyelim. Aslında dal kavuk haline getiremezsin. Çünkü bizde dal kavukluğun tarifesi varmış. Var. Varmış tarifesi. Var. Şimdi tiyatroyu kaldırdığın zaman, yani çocukların önünden tiyatro, hatta bir dönem ben hatırlıyorum, benim çocuklarım çok iyi bilirler. Gözü de kuklayı da bunlar çocuklara gösteriliyordu. Sahne arkasına geçiliyordu. Hani tarih tarih diyen adamların bunları ortadan kaldırmasına asla anlamıyorum. Ha. Evet. Şu çünkü adını sen koydun sebebi bu. Yani sanat muhaliftir meselesini sizin kadar benim kadar çok iyi biliyorlar bunlar. Yani oradan kendilerinde bir ekmek yok. Ee, Sanatın her alanı yani resimden müziğe, edebiyattan tiyatroya, operadan baleye, senfoniye aklınıza gelen bütün yaratı alanlarının tamamında e, akıl zenginliği yaratmak, önce kendisini değiştirerek insanlığı değiştirmek mücadelesi vardır. Akıl zenginliği yaratan bir alanda mutlak sorgulama durumu vardır. Değiştirmek bunun üzerine kurulur. Hayır. Yani, Sistemi sorgulanmasını isteyen... Aldıkları belediyelerden Çoğunda, yani çünkü bir tanesinde ben de konuşmaya gittim, ee, Şahmaran için çağırdılar. Bir Şahmaran sergisi vardı ve Mardin'den eski ustaları getirmişlerdi sergiye. Benim de bir Şahmaran çalışmam var, Bilmiyorum. konuşmaya evet. e, götürdüler. E, o yüzden e, sanat merkezleri kurmuş durumdalar. Peki bu kadar sanat merkezi ne yapacak? Hiçbir şey yapmıyorlar. Şimdi bak bir şey var Sayın Nurcu. Mesela yukarıda genç arkadaşlarımla sohbet ediyorduk az önce kapının önünde çay içerken nasıl gidiyor hocam diye sordu arkadaşım biri. Yani AKP'nin saat ve saat düşmanlığı konusunda bir sürü şey paylaşıyoruz alanla ilgili. Ben bu konuda yazıyorum, çiziyorum. Sistemde kavga ediyoruz, yalnız değiliz, bir sürü arkadaşımız var falan ama ya son o 13 senedir yaşadıklarımız çok daha başka bir yerde seyrediyor. Mesela diyorsun ya bu kadar saat merkezi. Her AKP'li belediyenin kendine ait yaptığı bir saat merkezi var. Şu ya da bu biçimde var. Ben 43. saat yılıma girdim meslek hayatımda. ...başta Dost Saat Tiyatrosu, Ankara Saat Tiyatrosu, biz Nazım Oyuncular, Orta Oyuncular dahil olmak üzere... ...gezi direnişinden bugüne kadar, yani son iki yıllık zaman dilimi içerisinde... ...ne bu sanat merkezlerine girip oyun oynayabiliyoruz, kiralamak istiyoruz. Seyircimizle buluşacağız ve oyunlarımızı seyircimizle buluşturacağız. Ne de üniversitelerin salonlarına girebiliyoruz. Sanat merkezleri kendileri için, alttaki mescitleri saat merkezlerinin bir parçası olarak hayata katmış durumdalar çünkü orada başka bir anlayış var. Demin söylediğim yere getirirsek bunu. Gelicilik ne yapacağını bu anlamda çok iyi biliyor. Neyi nerede nasıl yoğuracağını. Peki konferanslarda da mı kullanmıyorlar? Hayır, hiçbir biçimde bize kiraya vermiyorlar. Hiçbir. Hayır biçimde. bize vermiyorlar, Kendileri ne yapıyorlar? Mutlak derken? yapıyorlardır. Bir sürü konferans var. Ya. İskender Pala denen işte nevi Şah'daşımız var evet. Be beyefendiyle ya neyse şimdi bir programda neyse, söylemeyeyim. Beyim. Evet programda evet, söylemeyeyim be, anlamsız. Evet be, beyefendi. Ya, e... Biliyorsunuz TÜSAK'ın en yasa tasarısının perde gerisindeki kara kalemlerden bir tanesidir kendisi. Ee, ve Refik Erdoğan ve bir sürü tayfesiyle birlikte kotardıkları bir şey. Artık Refik'in zırvalama yaşı geldi. Evet ama işte yani son. Yani kimse için söylemem evet. ama... Yani abimizin artık susma yaşı geldi ama kim keşke susturacak? Susa, keşke sussa, keşke sussa. Kim susturacak? Ee, İskender Pala ve Taifesi gibi onun tezgahından yetişmiş, bir sürü insana bu sözüm ettiğim saat merkezlerinde konferanslar düzenletiyorlar. Bayağı, bayağı da iyi paralar falan filan vererek yapıyorlar bu işi. Yani kendi yemliklerini kendileri oluşturmuş durumdalar. Bunun yüzlerce belgesi var yani. Açın bakın AKP'li belediyelerin aylık kültür sanat programlarının tamamını bunu orada görebilirsiniz. Net biçimde görebilirsiniz. Nefes aldığımız birkaç alan, birkaç il kaldı. Evet, CHP'nin içerisinde bu anlamda önemli bir damar var. İyi ki var birçok noktada. Tamamı için bunu söyleme şansım yok. İzmir'de ve özellikle Eskişehir'de Eskişehir Belediyesi'ne buradan teşekkür etmek gerekiyor Yılmaz Hoca'ya. Çünkü bu ülkenin kentlerinde, sokaklarında yalnızca heykel olan kent orası ve yeni bir opera salonu yaptı. Senfonisini kurdu şehir Ama ama benim doğduğumken senin doğdunken hep, e, evet. hep şeydir. Hep moderndir. Hep moderndir. Çok yakışıyor. 1948-49'da tuğla fabrikasının işçileri ki kara işçidir onlar eee İşler ne? Kızlı erkekli, bugünün tabiri de söyleyeyim, kızlı erkekli bisikletle gelirlerdi ve iş bitişinde de bisikletle Porsuk kenarına çay içmeye giderlerdi. Ya, 1948. 48-49 çünkü biz 50'de ya. ayrıldık ve ben İstanbul'a gelince İstanbul'u çok donuk, çok tutucu, çok renksiz gördüm. İşte ne mutlu bize ki bu ülkenin Eskişehir gibi bir kenti var. Kent halkı kültür ve sanat insanlarına, sanat adamlarına, yaratıcılarına, edebiyatçılara, şairlere, müzisyenlere herkesi bağırın açıyor ve neredeyse sokaklarında insanlar bizim sokağımızda niye heykel yok diye belediye başkanının kapısını çalıyor. Parkları pırıl pırıl, yani okunmuş ve yeni bir insan tarafından okunmayı bekleyen kitaplar buluyorsun parklarda. Bunlar çok hoş, yani eskişehir bu anlamda nefes aldığımız bir yer. İzmir'de benzeri şeyler var. İzmir'de bir üniversite şehri. Neyse adına anmayalım nazar değmesin. Karadeniz'de de bir iki kasaba var. Var. Bir tanesinin alanında iki tane şairin heykeli var. O şairler için şey yapılıyor. Gün yapılıyor. Gün yapılıyor. Üç günlük. Evet. evet. Ee, genç ölmüş bir şairimiz Zihni e, Zihnana e, kasabası Devrek. Devrek. Devrek'te de, e, güzel bir e, Biliyorum Devrek, evet çok güzel. E, şeyi de biliyorsun o zaman şairini de biliyorsun. Orada genç arkadaşlar bu işe e, destekler buluyorlar e, şeyden e, Türkiye'nin 3-4 şehrinden insanlar getiriyorlar. Üni oradaki üniversitede konuşma yapıyorlar. Sen dur aslında nasıl zavallı durumdayız? Farkında mısın? Yani birbirimizin gözlerinin içine bakarak e, küçük mutluluklar buluyoruz. Diyoruz ki işte Eskişehir, diyoruz ki Devrek, diyoruz ki işte İzmir'de birkaç nokta Hayır ben Devrek mesela Devrek milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. Ama sanır? ben şimdi Devrek'ten e, mutluluk duyuyorum. Elbette yıllardır. Mutluluk elbette. Hayır, yıllardır çay cumadan da öyle. Ama bu şey işte, orada bir tane, e, biz gençliğimizde ne derdik? Mukaddes enayi derdik, idealist demezdik. Evet. Bir, mukaddes enayi bir gazeteci, mukaddes enayi bir öğretmen, e, bir aydın e, çevreye geldiği zaman bizim kasabaya da bizim kasabaya da diye hemen ya, ya. fırsatlar yaratan, İnsanlar şimdi e, bunun itibarı yoksa sevinmemiz ondan yani insanlar hala dayanıyor diye seviniyoruz Orhan Kesinlikle. Aydın yoksa Kesinlikle. E, yani aydınlanıyoruz demiyorum orada Elbette bir çocuk seninle konuşuyor bir şey tartışıyor o çocukta bir kelime kalırsa diye seviniyoruz artık. E, Cengiz Gündoğdu'nun sözüdür bu. Milimetrik mücadele ediyoruz. O öyle derdi. bir defa falan değil. Ha. Milimetrik mücadele. Yani hattaki karşılığı şey galiba. <laughs> i̇ğneyle kuyu kazmak meselesi yani. <laughs> Bilmiyorum. Yani iğneyle Maalesef. kuyu kazmak gibi böyle bir şey yapıyoruz. Çünkü ben e, okumanın, yazmanın bu kadar gözden düştüğü Neredeyse suç olduğu hiçbir dönem bilmiyorum. Ya, O yüzden demin yaptığım tanımlama doğru yerde duruyor galiba Yani 12 Mart ve 12 Eylül Süreçlerinde Hayır yani o, o zaman ne olduğunu bu biliyorsun Bu kadar baskıcı yoğun faşist Hayır, hayatmalar Gezareleri yüzlerce derimciyle yurtseverle dolu Ama insanların evlerinde kitaplar var Sokaklarda çantalarında kitaplar var Günlük gazeteler okuyor, tiyatrolar dolu, ...senfoni, bale, opera salonları Hayır dolu. başına ne gelecek? Hayat cıvıl cıvıl. Başına ne geleceği biliyorsun Orhan evet. Aydın. Şimdi o bilemiyorsun. O zaman şey o, hani güzel bir Türk sözdürü... hani e, avcı ne kadar al bilirse ayı o kadar yol bilirmiş. Yani sen Doğru. avcı ne kadar hile bilirse ayı da o kadar yol bilirmiş. Şimdi sen sürekli. Ee, bu işin sanatsal olarak hatta şeyini e, kaçamağını arıyorsun e, yasanın boşluğunu arıyorsun e, müdafaları yaymaya çalışıyorsun ama bu öyle değil bu balığın başına giren tepeden inme gibi. Hiçbir zaman neyin ne olacağını anlamıyorsun yani. Nedir ee, ve asıl bezginlik hikayesi bu? Ben sürekli bir şey bekliyorum yani e, şiirde, hikayede, romanda patlayacak bir kıvılcım var. İşte bu denecek bir şey bekliyorum. Yani bu Yok. kadar bu bunaltıdan çıkacak olan onun olması lazım. Değil mi? Yoksa yani bu, yeni, yeni bir ses hayat Yeni bir ses hayat kavuşmalı diyorsun. Y yeni ses Evet, ve bu yeni, yeni bir diyorsun. ses. Yani evet. benim sesim değil yoksa yani yeni bir ses. Yeni senin, bir soğuk... senin sesin, benim sesim artık yani öğrenilmiş sesler kimse de yadırgamıyor ama e, genç bir ses, bir çocuk sesi, bir, bir, bir delikanlı sesi, başka bir tavır, bir şey gelişmesi gerekiyor. Yani bütün bunların yanı sıra o sesin heba olmamasını da istiyorum. O kadar çok genç heba ettik ki. Ama bak mesela senin de şöyle bir durum var. Şimdi e, elebiyat alanında üreten insanlar, insanlarımız işte bir tanesi sensin, İyi ki varsın. E, içinde bulunduğumuz durumu değerlendirirken hep düne bakıp örnekler veriyoruz yarına dahil ancak böyle umutlar dile getirebiliyoruz. Yeni sesler peşindeyiz. Evet öyleyiz. Bütün bir ülke olarak yalnız edebiyat için geçerli değil bu. Yani yalnız şiir için, yazın hayatı için geçerli değil. Operada, balede, senfonada, tiyatroda da aynı şey geçerli. Sinemada da aynı şey geçerli. Ama toplum öyle bir yere getirilip sıkıştırılmış durumda ki o, o kadar baskılanıyor ki. Bir örnek vermek istiyorum. Şimdi kütüphaneler haftası kutlanıyor galiba bu pazar günü son gün olacak. Pazartesi günü başladı diye biliyorum. 1200 küsüre yakın e, illerde ve ilçelerde halk kütüphanesi adıyla kütüphane var. Biliyorsun bunlar Hasan Ali Yücel döneminde kurulmuş olan işte köyüsleri ve halk edilir sürecinde hayata katılmış olan kütüphaneler. Bu kütüphanelerin için nasıl boşaltıldığını son 13 yıllık zaman dilimi bu konuda mahkemelik oldum AKP ile. Yani Ertuğrul Günay'la bu konuda yazım yazılar var bana yanıt bile veremedi. E, içindeki bütün dünya edebiyatının, İngiliz, Rus, Alman dili edebiyatının, Türk dili edebiyatının seçkin örneklerinin tamamı ötelendi. Alımı bile yapılmadı bu kitapların yeniden. Oraya olduğu gibi gerici yayın organları dolduruldu. Ama başka bir şey var. Ne yaparsa yapsın. 1225 kütüphanenin her kütüphane, 3 kütüphaneden bir tanesine kütüphaneci düşüyor. 1250 kütüphane var. 3 kütüphaneden bir tane, 3 e, kütüphanenin birine bir tane... Kütüphaneci düşüyor. Peki cami durumuna bakalım. Her camiye üç imam düşüyor. Her camiye üç imam. Bu toplum imam yetiştiriyor. Ama bir ara bu e, üzerine kurulu hayat. Hayır bir ara e, milli kütüphanede yani İstanbul'daki milli kütüphanede o çocuklardan biri çalışıyordu. Yani e, şeylerden e, imam çocuklardan biri kadro verilmiş, o çalışıyordu. Bütün tasası neydi çocuğun? Bana cenaze yıkamayı öğretmediler. Ben çocukla dedim ki evladım bak sana kütüphaneci kadrosu vermişler. Sen cenaze yıkamayı bırak. Şurada şu kütüphaneciliği biraz öğren. Çok güzel bir meslek. Dine de uygun bir meslek. Yukarıda da Arapça yazılı kitaplar var. Sonra olan gitti çünkü galiba para orada. Tabii. Milli Kütüphane dediğinin yer İstanbul'daki bütün yazma eserlerinde olduğu bir yer yani. Hayır öyle yani. Bir yerde, öyle bir ben yerde hala dokuyu bile sen, hissetmek, havasını bile hissetmek sen, başka bir Sen onu söyleyince ben onu hatırladım. Oğlan oturur kalkar. Şimdi o zamanlar Milli Kütüphane'de çay saatleri vardı. İşte bir arada çay içebiliyorduk. Oğlan yahu ya. Nereden mezunsun? İmam Hatip'ten ama bize cenaze yıkamayı öğretmediler abla. Evladım ya. yani cenaze yıkamayı öğrenmek, yani gene lazım bak ne güzel kitapların arasındasın diyorduk, halk kütüphanelerinin yüzünden bir ara e, galiba İstemi talay zamanında da ben yurt dışında bir e, bakanımızla e, birbirimize girdik. Ben o zaman e, şeyler deliller gibi rakamlarla dolaşıyordum. İşte şu kadar halk kütüphanesi var. 3 e, sene içinde şöyle yarıya indi. 120 kütüphaneden bilmem 65'e indi, bilmem ya, kaçtan bilmem ya. kaça indi diye. Ee, çok sayın bakanımız, işte günahını da almayayım istemeyen olabilir, buradan götürmüş bizi Frankfurt Fuarı'na ama alakasız bir salona tıkmışlardı. Bir tekstil dostluk derneği gibi bir dernekte ne işimiz varsa yazar olarak <laughs> oraya tıkmışlardı ben sayıları söylüyorum bize şiir yararlı bir şey midir diye sordu. Ben dedim ki ya okuyup yazarak olur şiir dediğiniz siz farkında değilsiniz ama sizin bakanlık sürecinizde şu kadar bakanlık şey şu kadar kütüphane şuraya indi. Adamın tek tepkisi var benim zamanımda mı? Evet. Tamam. Aksaray'da yani geçerken bak İSKİ'nin yanında Yüzük taşı gibi bir çocuk kütüphanesi var, bir de vardı. De. Şu anda orada güzel bir kebapçı var. Kebapçı var. De. Yani kütüphaneler konusunda galiba yalnızca devlet açısından söylüyorum. Yani geçmişi yine ötelersek daha yakın tarihlerde iki bakan biri Fikri Sağlar, öbürü Ercan Karakaş döneminde ee, yoğun biçimde kitap alımının yapıldığını biliyorum ve kütüphaneler haftasına değer verildiğini biliyorum. Ee, hatta ...Ercan döneminde, Ercan Karakaş döneminde yapılan e, kütüphanelerle oyuncu dünyasını buluşturan, tiyatrocu dünyasını buluşturan iki çalışma yapıldı. Şiir okumaları ve okuma tiyatrosu metni biçiminde hayata katmak kütüphanelerde bunu e, yapabilmek için. Okuma alışkanlığı geliştirmek için gencecik insanlara böyle çalışmalar yürütüldü. O gün bugündür bunun üzerine kara örtüler atıldı maalesef. Yani senin alanın olduğu için söylüyorum ama... E bu ülkenin bütün atar damarlarına bu anlamda nüfus ediliyor. Yok şimdi böyle şeyler maalesef. Hayır. Olamıyor, e, yapılamıyor. Şeyler, e, kütüphaneler bir anlamda e, garip şekilde modadan kaldırıldı. Bu dizilerden birinde bir delikanlı var, çok seviyorum, tipi çok seviyorum. Eski bir militan. E, mafya üyesi olmuş kader bu ya. <laughs> hapishaneden çıktıktan sonra ama tabii o militan yanını kaybetmemiş. Ona Twitter Twitter dedikleri zaman bu uluslararası sermayenin diye başlıyor. E, seni kandırmak için yaptığı iştir. Diyor. Diyor. Kendini özgür zannediyorsun değil mi Twitter'la? Çayın çorban yanında oraya bir tweet atacaksın özgürlüğünü kullanacaksın diye. Şimdi bir bilgi sayarın da internetin de e, kitaplıktan koparma gibi bir e, faydası oldu galiba. Evet. E, okullarda da e, öğretmenle bağlı bir hale geldi. Sen de ol, ama biraz bütün bunlar galiba demokratik ülkelerde, çağdaş ülkelerde devlet politikası olarak ele alındığı zaman düzelmesi gereken durumlar değil mi? Yani 21. yüzyılda tamam iletişim çağı dedikleri büyük bilgi kirliliğinin yaşandığı bir sürecin içindeyiz tamam. Şunu söyleyebilirim. Mesela ben yılbaşı gecesi e, Fındık Krambalesi'nin dünya premierini izlemek üzere Sırbistan'daydım. Yaklaşık 40 ayrı ülkeden oluşmuş dansçıların, müzisyenlerin ve orkestra üyelerinin bir araya getirdikleri bir ortak projeydi. Ve benim gibi dünya'nın birçok yerinden davet edilmiş sanatçı arkadaşım vardı. Bir hafta kaldım. Ee, Belgrad'da. Belgrad'da yaşadığım bir şey var. İlginç. Şimdi burası Tito'nun memleketi biliyoruz yani iki ayrılmış şimdi birbirine düşman edilmiş bir coğrafyanın insanı ama İstiklal Caddesi gibi bir ana caddede yaklaşık 40 tane kitapçı dükkanı var. Ve internet kafi yok mesela. Şimdi ben İstanbul'a geldiğim zaman yaklaşık 20 yıl evvel yakın tarihe kadar da öyleydi. İstiklal Caddesi'nde 16-17 tane kitapçı dükkanı olurdu. Bırak ara sokakların içerisindeki iri ufaklı kitapçıları. Onları geç. Şu an üç tane kitapçı dükkanı var, yalnız İstiklal Caddesi'nde. E, şunu söylemeye çalışıyorum. Devlet bir kendine ne yapması gerektiği konusunda, kendine yeni, çağdaş, değişik bir toplum yaratma konusunda önüne hedefler koymuş. Şunu yapmış. Dünya Edebiyatı'yla kendi halkını tanıştıracak bir karar altına almış. Başbakan ve bakanlığa kurulu. İngiliz, Fransız, Alman, Türk... Rus dili edebiyatının, dünya edebiyatının seçkin eserlerini Sırpçaya çevirttiriyor. Ve bu kitapçı dükkanlarının kalabalık olmasının, hepsinin kalabalık olmasının, bu kadar çok olmasının sebebi o halk okuyor. Ama işte o halkın başka yapacak çaresiz işleri yok. Biliyorsun eskiden de Sovyetlerde kitapçılarda kuyruklar vardı. Evet. Biz bunu söyleyince videolarda adamların yapacak e, işleri yapacak yok. Yapacak işleri yok. Eğlenceleri yok. Ha. Gidip e, kafa çekemiyorlar. Hatuna gidemiyorlar. Ne yapsınlar? Çaresiz merdivende bile kitap okuyorlar o metroda. yedi 7,5 milyonluk ülkede e, gittiğim başkent şehirleri 550 bin nüfuslu şehirde dört tane tiyatro müzesi var. Bu utanç bugün 77 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin utancıdır. Benim ülkemde tiyatro müzesi yok. Düşünebiliyor musunuz? Efendim ben 100, de tiyatro... 100. yaşına gelmiş Darül Beda'yı var. 100 yaşına gelmiş. İstanbul Belediyesi Şehir tiyatro, 100 Ben tiyatro Almanya'da bir tiyatro müzesi keşfettim. Bedava gezilecek yer arıyordum. Sonra tabii arkadaşlar ben kayboldum diye çok telaşlandılar. Adamın biri işte adamların işi yok. Zavallı gevurcuklar. Köşkünü ya da işte Malik Ailesi'ni tiyatroyla ilgili eserlere ayırmış. ya Neler bunlar? Biblolar, tablolar. Ee... Oyunların aksesuarlarıdır. Hayır mesela şunlar bile. Bir ara biblolar üretilmiş. İtalyan orta oyunun bibloları. Ya. Iııı. Ee... Şeylerden, ünlü oyunlardan sahneler çizen ressamlar varmış. Adam oturmuş bütün bunları toplamış. Ve bir de arşiv müdürlüğü de koymuş oraya. Bunu bir kasabanın istasyonunun orada yakında bir yerde şey açmış. Halka müze olarak açmış. Bazı şeyleri değiştirmek gerekiyor. Sen dur bak. E, ya ne zaman mı? O, o, Halbuki o bunları var. oturup satsa evet. ne güzel şıkır şıkır para kazanır. Bunu, bunu bu sistemden beklemenin anlamsız olduğunu biliyorum. Ben bu sistemden böyle bir şey beklemek anlamsız ama şunu biliyorum. Londra'da pazartesi dışında 484 tiyatro haftanın her günü perde açıyor. Paris'te, yalnız Paris'te 344 tiyatro e, yine pazartesinin dışında perde açıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum, dünya insanlığının, Sanat alanında tiyatroya, operaya, baleye, senfoniye, edebiyata yoğun ilgisi var. Şöyle bir utancı sorgulamaları bu ülkeyi yönetenler. Bu ülkedeki kültür, sanat dünyasının içerisinde yer alan insanlık da aynı şeyi kendileri için sorgulamalı. Bu ülke uygarlıklar bir şey bir ülkedir. Bu lafın altını başka başka sözcüklerle doldurmanın anlamı yok. Bu ülke insanlık tarihinin en büyük açık hava müzesidir. Yalnızca bu alana yatırım yapmak bile kültür ve sanat alanında, çünkü her şey sanatın içinde aşkta eşitlikte de, özgürlükte de, barışta kardeşlikte her şey sanatın içinde bu, bu uygarlıklar beşin içindeki bu insanlık bu anlamda yeniden dayanışabilir ve kendi barışımızı kendimiz sağlayabiliriz Kendi sanatımızı dünya insanlığına örnek olabilecek bir boyutta başka bir boyuta taşıyabiliriz Ama bunu bu sistemden beklemek beyhudedir. Başka bir şeye ihtiyacımız var. O zaman Ye sizde. yeni yeni o çağdaş, zaman, demokratik, uygar, bağımsız, belki de sosyalist bir ülkeye ihtiyacımız var. O zaman biz de bu sistemi değiştiririz Orhan Aydın. Evet, başka çaresi yok. <laughs> Bugün Orhan Aydın'la tiyatroyu, sanatı çağdaş bir demokrasiye, çağdaş bir ülkeye özlemimizi konuştuk. Gene güzel bir insanla güzel günlere inancımızı konuşuruz. Yeter ki siz özgürlüğünüzü koruyun, sanata sahip çıkın, geleceğinizi hiç olmazsa çocuklarınız için göz altında tutun. Görüşmek üzere.